meydana gelen büyük deprem felaketi sonrasında afet bölgesinde yaralarımızı hep birlikte sarmak için yaptığımız yaralarımıza acil şifalar diliyoruz. Siz de yurdumuzun kurtarıcısı, cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz. Belgeleri var. Bu işi yapan arkadaşlarımızın Kandilli Rasathanesi tarafından da alınmış.
Afet toplanma ve geçici barınma alanları aslında 2017 yılında AFAD'la birlikte bir komisyon kuruldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve AFAD'ın herhalde Türkiye'de ilk komisyon kurduğu bir yıldık. Çünkü herkes kendine göre farklı bir alanlar belirlemişti. Türkiye'de model buydu. Biz bu sorunu gördüğümüz için AFAD'la teknik komisyon kurarak en başta 2017'de 258 toplanma alanımız vardı. Daha sonra yıllara sari bu sayı arttı ve şu an ilçe belediyelerimizle birlikte onların da desteklerini alıyoruz, önerilerini alıyoruz. Teknik arkadaşlarından yararlanıyoruz. Sayımızı 350'ye çıkarttık. Tabii hedefimiz bu sayıları hızla arttırabilmek. Maalesef bu alanlar kişilere ait yerler olamıyor. İşte kamu ve park olması gerektiği için sayı arttırmada da biraz zorlanabiliyoruz. Tabii toplanma alanlarında toplandık. Buradaki ihtiyaçlarımız ne olacak? Aslında birinci ihtiyacımız tuvalet ve su gibi ihtiyaçlar ön plana çıkacaktı. Belki elektrikle ilgili bir sorun yaşayacaktı. Buradan da yola çıkarak konteyner tuvaletlerin alanları yerleştirilmesiyle ilgili de bir çalışma başlattık. Özellikle elektrik kesintilerine karşı bu park alanlarındaki jeneratör panosunun montajı ve bunun minik bir jeneratörle de o parkı çalışır vaziyete getirdik. 200 toplanma alanımızda yapabildik şu anda ve o da hızla devam edecek. 16 tane de tuvaletimiz var ama tabii ki bu yeterli değil. Bunların sayıları da bu yıl içerisinde de hızla artırılacak. 2 bayan, 2 erkek olmak üzere böyle bir montajları yapıyoruz ve teskide su ve kanalizasyon bağlantılarımızı gerçekleştiriyor. Şu an çalışır vaziyette ama kapıları kapalı tabii ki. Ve ayrıca daha sonrası da bir çadır kent alanı, konteyner kent, çadır kent, o dönem neyle değerlendireceğimiz zaman karar verilecektir ama bunlarla ilgili de 16 adet yer belirledik. Her ilçemizde bu alanlarımız belirdi. Onlar da 2017'den beri belirdi. Onlarda da bazı revizeler yaptık. Şu an 799.2 hektarlık bir sahamız var.